Merhaba arkadaşlar, Dekoloji Uzaktan Eğitim Platformu'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Fen Bilimleri Öğretmeni Sonay Hoca. Bugün sizlerle 7. sınıf konusu olan, ışığın kırılmasının da devamı olan mercekler konusunu işleyeceğiz. Mercekler konusunun MEP kazanımlarına bakacak olursak, 3 tane kazanımı yer almak durumunda. Yine 7. sınıflarda 5. ünitenin 3. konusunun 2. kazanımına baktığımızda, Işığın kırılmasını ince ve kalın kenarlı mercekler kullanarak deneyle gözlemler. Üçüncü konunun üçüncü kazanımı ise ince ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. Üçüncü konunun dördüncü kazanımında ise merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. Şimdi bu üç kazanımı da sizlere aktarmaya çalışacağım. Evet, mercekler. Mercek dediğimiz yapı nedir? Önce ondan başlayalım isterseniz. En az bir yüzü küresel olan saydam cisimlere, bakın saydam cisimlere biz mercek adı veriyoruz. Merceklerde arkadaşlar aynalardan farklı olarak ışık iki kez kırılmak zorunda. Ve doğal olarak biz mercekleri yapısı itibariyle iki çeşit, ikiye ayırıyoruz. Birincisi ince kenarlı mercek. Yine sorularda karşınıza çıkabilitesi yüksek, yakınsak mercek. İkincisi ise kalın kenarlı mercek, bir diğer adı raksak mercek olmak üzere. Yine merceklerde de şekil itibariyle biraz sonra ince kenarlı ve kalın kenarlı merceklerin şekillerinin nasıl olması gerektiğinden bahsedeceğim. Ama onun öncesinde odak noktası, odak uzaklığı ve optik merkez nedir onlardan bahsetmek istiyorum. Merceğin tam ortasından geçen çizgimize biz asal eksen diyoruz. Merceğimin tam ortasındaki O noktasına ise optik merkez ifadesini kullanıyoruz. Optik merkezin belirli mesafedeki uzaklıklarına ise odak noktası. Fark ettiyseniz aynalarda tek bir odak noktası vardı. Merceklerde ise ikişer tane odak noktası var. Çünkü ışık iki kez kırıldığı için. Optik merkezle odak arasındaki uzaklığa biz odak uzaklığı diyoruz. Yine aynı şekilde kalın kenarlı mercekli de bu söz konusu. Şekil itibariyle gördüğünüz gibi köşeleri biraz daha böyle sivri, ortadan incelmiş, köşelere doğru kalınlaşmış bir yapıya sahip. Yine bir asal eksen var, optik bir merkez var, merceğin merkezi, odak noktalarımız var ve belirli odak uzaklığımız mevcuttur. İsterseniz şimdi ince kenarlı mercekle başlayalım. İnce kenarlı merceğin bir diğer adı yakınsak mercekti. Unutmayın lütfen. Biz ince kenarlı mercekleri ortası kenarlarına göre şişkince olan merceklerdir diyoruz. Baktığınız üzere ortası kenarlara göre nasıl? Biraz daha şişkince olan bir mercek. Bu şekilde de gözlemleyebilirsiniz sorularda. Böyle hilal gibi, ince bir hilal gibi de gözlemleme şansınız var. Ama genel olarak bu tarz şekilleri çizmek yerine özellikle sorularda çok sıklıkla tercih ettiğimiz sembolik bir yöntemi söz konusu ince kenarlı merceğin. Bu şekilde böyle çift taraflı bir ok gibi düşünebilirsiniz. İnce kenarlı merceklerde dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesi ise cisimleri düz ve büyük gösterir. Yani bir büyüteç gibi davranabilir, değil mi? İnce kenarlı merceği inceleyecek olursak, asal eksene paralel gelen ışınları odak noktasında toplamaktadır. Şimdi baktığınız zaman bir asal eksenimiz vardı, değil mi? İnce kenarlı bir mercek, sembol olarak çift taraflı ok gibi düşünebilirsiniz demiştim. Işık ışınları asal eksene paralel gelmekte gördüğünüz gibi. Ve doğal olarak nereden geçiyor? Odak noktasından geçmek zorunda. O zaman ışık ışınları paralel gelip odak noktasından geçiyorsa ince kenarlı mercek aslında çukur ayna gibi davranıyormuş diye düşünebilir miyiz baktığınızda? Ama iki kez kırılması lazım. Sonuçta burada yine bir odak noktası olup uzantısının da bu şekilde kırılması gerekiyor doğal olarak. İkinci farklı olarak
Tam tersi de olabilir arkadaşlar. Işık ışınları odaktan gelir, paralel gidebilir. İki türde de karşımıza çıkmaktadır ince kenarlı mercekler. Evet, bir diğeri ise kalın kenarlı mercek. Orta kısmı kenarlarına göre ince olan merceklerdir. Gördüğünüz gibi orta kısmı kenarlarına göre nedir? Daha ince. Şekil itibariyle karşınıza çıkabilecek olan her tür şekli çizmeye, göstermeye çalıştım bu videoda sizlere. Ama yine en çok karşımıza çıkacak olan sembolik gösterimidir arkadaşlar. Lütfen ince kenarlı mercekle karıştırmayalım. Ters ok gibi düşünün. Tamam. En önemli özelliklerinden bir tanesi ise cisimleri düz ve küçük gösterir. Özellikle kapı dürbününü kalın kenarlı merceğe örnek gösterebiliriz. Peki asal eksene paralel gelen ışınlar kalın kenarlı mercekte nasıl kırılıyor? Kalın kenarlı mercekte asal eksene paralel gelen ışık ışınları doğal olarak uzantıları odaktan geçecek şekilde ne yapmak zorunda? Dağıtmak zorunda. İnce kenarlı merceği ışık ışınlarını topluyor. Kalın kenarlı merceği ise ışık ışınlarını dağıtıyor. Değil mi? Veya uzantısı yine odaktan geçecekmiş şekilde gelip paralel yansıyabilmekte. Kalın kenarlı mercekte. Peki günlük hayatta biz bu mercekleri nerelerde kullanacağız? Şimdi onlara bakalım. İnce kenarlı mercek arkadaşlar büyüteç olarak görüntüyü düz ve büyük gösterdiği için büyüteçlerde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Aslında mercekler hemen hemen birçok laboratuvar ortamında özellikle kullanmış olduğumuz ya da günlük hayatta kullanmış olduğumuz birçok araçta iki çeşit olmak üzere hepsinde de bulunduğunu gözlemleyeceğiz. Örneğin mikroskop mesela. Mikroskop ince kenarlı mercekte de bulunuyor. Kalın kenarlı mercek de bulunduruyor. Çünkü bazen görüntüyü büyütebiliyoruz, bazen ise küçük olmasını istiyoruz. Bu tarz özellikleri kapsadığı için mikroskop her ikisinde de bulunabiliyor. Kamera ve fotoğraf makinelerinde özellikle objektif yapısında biz ince kenarlı merceği tercih ediyoruz. Okullarımızda kullandığımız projeksiyon cihazlarında, yine göz kusurlarını tedavi etmekte ya da gözlük kullanmak istemeyen arkadaşlarımızda lenslerde ince kenarlı mercek kullanılabiliyor. Keza gözün, bizim kendi gözümüzün yapısında göz billuru dediğimiz, daha önce anlatmıştık biliyorsunuz, göz billuru dediğimiz yapının içerisinde dürbün yine günlük hayatta ve hipermetrop göz kusuru tedavisinde biz ince kenarlı merceği sıklıkla kullanmaktayız. Kalın kenarlı merceği ise kapı dürbünü, teleskop, yine fotoğraf makinesi de ince kenarlı mercek gibi farklı olarak miyop göz kusurunda kullanmaktayız. Şimdi dikkat edecek olursak hipermetrop ve miyop dediğimiz göz kusurları nedir arkadaşlar? Hipermetrop yakını iyi görememe rahatsızlığıdır arkadaşlar. Hipermetrop göz kusuruna sahip bir kişi yakını görmekte zorluk çeker. Görüntü gözde daha arkaya düşmektedir. Bu sebepten dolayı yakını göremiyor zaten. Ve tedavisi ince kenarlı mercekle olmaktadır. Miyopa baktığınız zaman uzağı iyi göremez. Görüntü gözde daha öne düşer. Kalın kenarlı mercek kullanılır. Şimdi arkadaşlar aklınızda kalması için size ufak bir şifre vermek istiyorum. Kum. Kelimemiz kum. K dediğimiz harfimiz kalın kenarlı merceği, M dediğimiz miyop kusurunu, ortadaki U ise uzağı görememeyi temsil etmekte. Demek ki kalın kenarlı mercekte biz hangi kusuru tedavi edebiliyoruz? Miyop. Miyop kusuru neydi? Uzağı görememeydi. Bu da sizlere kolaylık olması için bu iki göz kusurunu birbirine karıştırmamanız adına ufak bir şifre. Şimdi arkadaşlar baktığımızda hemen konumuz bu arada bu kadar. Yani bilmeniz gereken bu kısmı, bu konunun bu kısmını dikkatlice dinlediğinizde yapamayacağınız, çözemeyeceğiniz soru mutlaka olmayacaktır diye düşünüyorum ben. Hemen bir tane örnekle taçlandıralım.
Aşağıdaki ince ve kalın kenarlı merceklerin hangilerinde ışığın izlediği yollar doğru çizilmiştir? Şimdi arkadaşlar birinci merceğe bakıyorum. Hemen söylüyorsunuz. Hangi mercek? Tabii ki de kalın kenarlı mercek değil mi? Kalın kenarlı mercek. Önce bir mercek çeşitlerimizi belirleyelim. İkiye bakıyorum. Hangi mercek? İnce kenarlı mercek. Üçe bakıyorum. Hangi mercek? İnce kenarlı mercek değil mi? Dörde bakıyorum. Hangi mercek? Kalın kenarlı mercek. Şimdi arkadaşlar, kalın kenarlı mercek paralel gelen ışık ışınlarını ne yapıyordu? Dağıtıyordu. Şimdi baktığınız zaman odaktan geçmiş. Ama dağıtması gerekiyordu. Dağıtmış mı? Dağıtsaydı şu şekilde gitmesini tercih edecektim. Ama nasıl gelmiş? Paralel gelmiş bu ışık ışınları, odaktan geçmiş. O zaman burada bir yanlış söz konusu mu? Kesinlikle. Sizinle aynı fikirdeyim. Geldik ikinci merceğimize. İnce kenarlı bir mercek var. Odaktan gelen bir ışık ışını söz konusu ve doğal olarak asal eksene paralel gidecek. Tam tersi de olabileceğini vurgulamıştım size. O zaman doğru bir kullanım mı? Kesinlikle. Yine ince kenarlı bir merceğimiz var. Paralel gelmiş, odaktan geçmiş. Kesinlikle doğru bir çizim olmuş değil mi? Şurayı da şöyle belirginleştirelim. Kalın kenarlı mercek. Paralel bir ışık ışını söz konusu gelmiş. Uzantısı odaktan geçecek şekilde dağılmış. Doğru bir kullanım mı? Kesinlikle doğru bir kullanım. O zaman hangileri doğru çizilmiş arkadaşlar? 2, 3 ve 4 numaralı merceklerimizde şekiller doğru çizilmiş. Evet arkadaşlar, bu konumuz da burada bitmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek ümidiyle lütfen takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın.